Gene. Reşit, Reşit. Reşit kalk. Adana uyandı Sinda, hala buradasın ya. Yasin ağa. Günaydın. Günaydın. Reşit'i gördün mü? Yo, görmedim. Sütün nerede? İç kuzum. Seyyare bacı. Reşit ağa gördün mü? Yok, görmedim. Kız gene mi kocanı kaybettin ha? Reşit. Ha. Allah, Gülizar. Allah, Allah, Allah. 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 Hı. Allah ya. Horozları öttüğünden beri seni kaldırmaya çalışıyorum. Herkes kalkmıştır şimdi. Nasıl çıkacağım ben? Dur ben bir çıkıp kontrol edeyim de ona göre çıkarsın. Reşit meydanda yok. Buraya mı geldi diye bakmaya geldim. Kız, burada ne işi olur? Burada benden başka kimse yok. Allah Allah! Ne cehenneme girdi bu herif? Çiftlikte bir yerlerdedir anam. Her bir yana baktım. Sen kenefe baktın mı? Orada da değil. Ha, Siyare bacı kalkmış mı? O da bir haber. Ha. Allah Allah ya. Allah Allah. Nereye gider bu adam? Ben de merak ettim şimdi. Hadi burada dinleneceğim mi böyle? Of, kafa mı kaldı? Ay.
Babak. Ne yapıyorsun? Yağlıyorum. Gacır gıcır ötüyor. Yemin ediyorum iyi düşünmüşsün ha. Yaz günü kardeşim böyle kapı pencere açık yatacağız. Gürültü olmasın. Ben sevmiyorum. Emrin olur. Ekmek almayacağım mı? Çay kodum. He yok. Dur öyle. Çekil. Ben gidiyorum işim var. Sabahleyin sabahleyin yine pakkezenin peşine mi düşeceksin? Müstakbel yengen hakkında daha doğru konuş. Allah Allah. Hamza'dan sonra böyle boynu büküldü garibin. Hapishaneye onu görmeye gidiyor değil mi? He. Hamza'nın günahları için bir okuyup üflesen mi? Allah Allah. Sen okumanla onun günahları gidiyor mu? Kendinin ağzı yok mu? Okuyup üfleyemiyor mu kendini? Şerefsiz. Dutsuz. Dutsuz diye sağ derler oğlum. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hanımefendim, size maalesef elim bir haber vermek için geldim. Eşiniz Zekai Bey. Bu sabah Adana cezaevinde kendini asmış olabilir. Çok geçmiş olsun Serap Hanım. Fenalaştım mı? Evet, bizi çok korkuttunuz. Zannederim ki iyi beslenmemişsiniz. Sıkıntılı günler geçirdim. Hem sizin hem bebeğinizin sıhhati için iyi beslenmeniz lazım. Bebeğim nasıl? Buraya gelirken çok sancılandım. Doğacak sandım, çok korktum. Bebek biraz aşağıda. Kalp atışları gayet normal. Her şey yolunda gözüküyor. Fakat kendinizi üzer ve yorarsanız erken doğum riskiyle karşılaşabiliriz. Biraz dikkat etmeniz lazım. Peki. Tamam. Acele etmeyin. Serum bittikten sonra hemşire hanım size yardımcı olacak. Bu arada bol bol besleneceksiniz. İyi dinleneceksiniz, oldu mu? Tamam. Bu vaziyette de araba kullanmayın lütfen. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bakize. Ne işin var senin burada? Sence? Laf olur Ramazan, yürü git. Ya bayılıyorum ben senin mahallelerine, biliyor musun? Ya ben nikah bastıktan sonra ne laf olacakmış? Kız yüzüme gülsene ben. Ya yemek paydası bitti, gidiyorum ben. Ya, niyetim hakkında düşündün mü? Ne diyorsun onu de. Daha düşünmedim. Ya daha dediğine göre yok demiyorsun. Yani nazının yazını yap. Ama bak, ben hemen orada bekleyeceğim seni. Dönene kadar düşün, tamam mı? We met and from the start I knew what you love can do. I have the best of it. Geliyor.
Ağlama oğlum. Ağlama oğlum. Ağlama. Gel. Gel anasının kuzusu. Gel, gel, gel. Acıktın mı sen? Ha? Acıkmış bu benim oğlum. Acıkmış bu. Gel bakayım. Gel. Al. Al, 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 al. Al bakayım. Sen Muzaffer'le Serap'ın oğlusun. Sen Muzaffer Ali Dinç Aslan'sın. Sen de baban gibi güçlü, kudretli olacaksın. Ben nasıl babanı ilk gördüğümde kudretinden korktuysam... ...seni görenler bin beter olacak. Ağlama. Hem bak, yarın seni babana götüreceğim. Hiç adaleti yok şu dünyanın biliyor musun? Gençleri toprağa uğurlamak bizim gibi kocamışlara mı yakışır he? Şu koskoca Muzaffer Bey toprakla karışırken biz de burada kim derdi ki helvasını yapacağız, dağıtacağız. Koskoca bir yıl geçti ha. Kim inanır ya bu kadar çabuk geçtiğine? Şu kapıdan şöyle heybetle girişi hala gözümün önünde. Ne erkekti ama. Gitti. Gitti de bizi böyle erkek müsveddilerinin eline bıraktı. Kübra oğlum yazacak. Hadi şunları dağıt, şimdi yola çıkılacak. Erkekmiş. Hoş geldin Yasin ha. Hoş geldik. Helva yaptım, buyur. Yasin ha, öyle bakma, yememek olmaz. Biz burada duasını edeceğiz. Onların da ruhu şad olacak diyelim. Ben bu çiftlikte çok ölüm gördüm Seyyare. Dedesinin cenazesinde buradaydı. Babasının ölümünde de tabutunu kaldırmak bana düştü. Ama oğul Muzaffer hem de böyle hunharcasına cinayetten oğlunu bile öpemeden. Takdir-i ilahi, hikmetinden sual olmaz. Afiyet olsun Yasin ha. Oo. Ne yaptın ya, helvayı mındar ettin be ama. Vallahi eline sağlık Seyyare bacım, mis gibi de koktu ha. Biz kabristana gitmeyeceğiz mi? Kız, burada bu kadar iş güç dururken ne yapacağız kabristanda? Ne işimiz var? Tövbe. Ecdadını anmayan Allah razı gelir mi? Ya şimdi... Yasin ha, sen çalışmak imandandır demiyor muydun? Şimdi şu çiftlikte iş güç yaparak da Muzaffer Bey'i yad etmiş olmuyor muyuz? Değil mi? Ama olur mu hiç öyle şey Reşit? Yani bir kabrine gitsek, bir duasını etsek fena mı olur? Hem sevaba girmiş oluruz. Değil mi? Ölümlü dünya Reşit. Efendi, yani vifalı olmak lazım. Vifa. Demek öyle diyorsun Gülüza. Doğru. O zaman iş güç yarın da yapılır değil mi? Hı. Hadi kalkın gidelim.
hanımım. Kabristana biz de gelmek istiyoruz. Hala gelebilirsiniz. Hazırlanmadın mı? Daha geç kalacağız. Hazırım. Gidebiliriz. Halide. Gitmek istediğine emin misin? Gitmek zorundayım Kemal. O kadın sahip olduğum her şeyi elimden aldı. Abimin hatırasını almasına izin veremem. Sırf onunla karşılaşmak istemediğim için benden çekindi, gelmedi demesine dayanamam. Ramazan nerede kaldı? Bir işi de düzgün yapsın artık. Geç kalacağız. Hira. Ney? Kira dedim. Ben burada misafirim. Kabak ödemedi mi? Kabak! Ha buyur Eren. Başlarım ulan senin Eren'inden. Nerede kira? Ramazan. O misafirmiş. Ne misafiri? Bir yıl oldu burada pinekliyor, oturur. Ayıp oluyor ha. Ver ulan paramı. Yok, olsa verirdik. Ulan deyus. Ulan cin olduğunla adam mı çarpıyorsun? Madem paran yok, çık ulan evimden. Tamam be, uzatma Allah Allah. Mahkemeye bekliyoruz. O zaman para alacağız, öderiz kiranı. Hep aynı terane. Pakize. Kira. Ne kirası be? Sen benim kaç haftadır para almadığımı bilmiyor musun? Git o patron olacak kızından iste kirayı. Kiraymış. Aferin kız. Hilali Ahmer miyim ben be? He? Hilali Ahmer miyim ben? He? Ben Hilali Ahmer miyim? Ben nasıl geçineceğim? Kız, nereye böyle acele acele? Hayrola? Nereye olacak? Fabrikaya. Sen nereye sabah sabah Ramazan? Hayırdır? Yoksa iş mi buldun? Ya yok be kızım. Kabristana gidiyoruz teyzemlerle. Dayımın seneyi devresi ya ona. Sana ne diyeceğim? Ben şehirden ev bakıyorum. Yarın nikah kıydıktan sonra artık şehirde oturak ha. Ne diyorsun? Sen bu gidişle o nikahı anca rüyanda görürsün. Daha şu tenekelere bile kira ödeyemezken hangi parayla ev bakıyorsun Ramazan? Dalga mı geçiyorsun benden? Ne bakıyormuş? Ya kızım, mahkemeyi kazanınca zaten biz... Ya kazanamazsan? Ya hakkını alamazsan Güllü'den? O vakit evlenmeyecek miyiz Ramazan? Hayrola? Sen beni içeri al. Ben sana hayır mı şer mi orada göstereceğim. Terbiyesiz. Hem ben seninle barışmadım ki daha. Aa, yetti ama be. Kaç haftadır küssün. Sende de hiç insaf yokmuş kız. İnsaf sende insaf yok. Bunca zamandır vaat üstüne vaat ama hiçbirinin tutulduğu yok.
Kusura kalma Reşit Efendi. Ben böyle şeylere gelemem. Bak güzel. Sen kendin karşımdan Gülizar. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misin? Aç değilim. Nasıl, yakışmış mı? Yakışmış. Ne lazımsa alırsın. Reşit'i gördünüz mü? Görmedik bacım. Buralardadır, tarlaya falan gitmiştir. Gece gece mi gitti? Hem ne edecek ki o saatte oralarda? Nasıl yani? Gecede mi yoktu? Vallahi erkenden sızmışım. Sabaha karşı kalktım, gelmemiş. Başına bir hal gelmesin erimin. Aman başına ne gelecek bacım, koskoca adamın? Sen ahıra baktın mı? Orada sızıp kalmazsın. Nereye gitti bu adam ya? Ay Güllü'ye. Serap Hanım'a söylesem mi? Acaba onu bir yere gönderdi. Gece gece diyorsun ha? Bir yere gönderdi. Ha. Ya sen ne biçim bir kadınsın ki kocana sahip çıkamıyorsun? Kız ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Sen ona aldırma, densiz densiz konuşuyor. Sağ mı düştü kocamı nasıl sahiplanacağım ha? Günaydın. Nereydin sen? Tüh bismillah. Ne oluyor insan bir günaydın der, günaydın. Hem siz sabah sabah hesap mı soruyorsunuz? Gece darlandım. Ben de kalktım şehre indim. Ne var yani bunda şimdi? Allah Allah. Var mı bir itiraz olan? He, var mı? Hem ne zamandan beri çalışanlar çiftliğin kahyasından hesap soruyor? Müdür bey, bugün ödeyecek misiniz haftalıkları? Pazartesi ödenir haftalıklarımız. Bugün için de ödenir demiştiniz. Bu kadar çok konuşacağına işini doğru düzgün yap. İşçi milleti değil misiniz? Hepinizin derdi işten kaytarayım cebim olsun. Emrediyorum sana, duymuyor musun? Aha, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour madame, merci. Et toi? La vie continue. Sen bu saatte çarşıdasın. Noterde bir işim var dedim. Hayırdır? Serap Hanım'ın avukatlığını üstleniyorum.
Oo, demek eski mesleğine geri dönüyorsun. Formidable, isabet olmuş. Hem kocası öldüğünden beri çok sıkıntı çekiyor Serap Hanım. Senin gibi akıllı birinin tavsiyelerine ihtiyacı olacaktır. Merci madam. Affedersiniz, halletmem gereken işler var. Ya ama söz ver, bir kahve için uğrayacaksın. Tamam. Tamam, söz madam. Ova. Epeydir görüşemedik. Nasılsınız? Neden girmiyorsunuz içeri? Hem uzun zaman oldu. Biraz görürüm sizi. Bu tam size göre Halide. Mutlaka denemelisiniz kuzum. Şu anda fazla vaktim yok madem Emma. Belki daha sonra uğrarım. Hatırım için. S'il vous plaît. Kızlar. Mahmut. Bitmedi mi ağlama işi? Hadi işinin başına. Sesini yükseltmeden de diyeceğini. Sen işini yapmadığın sürece sesimi yükseltirim. Mahmut. Kemal doğru söylüyor. Hadi işinizin başına. Sıkma canını. Kısa zamanda alışırlar ustabaşı olmana. Düne kadar onlardan biriydi. Şimdi emir verensin. Zaman ver. Anlayacak. Oo, muhteşem olmuş. Halideciğim, her zaman söylerim. Elbiseye ruh veriyorsunuz. Mutlaka almalısınız bunu. Gerçekten harika bir elbise. Ama bana pek gitmedi galiba. Bence ben bunu paket edeyim. Size çok ama çok yakıştı. Kuzum, hemen ödemeniz de şart değil. Ayrıca taksit yapıyorum ben. Aydan aya az az ödersiniz. Çok teşekkür ederim madam Emma. Ama bu elbise benim için biraz fazla renkli. Nasıl isterseniz. Orhan'ı gördüm sabah. Biliyor musunuz, eski mesleğine geri dönmüş. Serap Hanım'ın avukatlığını yapacakmış. Serap Hanım mı? Tam olarak ne dedi size? Hoş geldiniz Serap Hanım. Yine her zamanki gibi ışıl ışılsınız. Çok teşekkürler madam Emma. Siparişlerim hazır mı? Tabii yansıyor. Elbette. Avukatını mı değiştirdin Serap? Evet. Bundan sonra beni Orhan Bey temsil edecek mahkemede. Orhan benim çok eski bir arkadaşımdır. Avukatın olması için onu nasıl ikna ettiğini bilmiyorum ama. Ben kimseye bir şey teklif etmedim. Aksine o benim avukatım olmak istedi. Davayı kazanabileceğini sanıyor. Ben de evet dedim. Bu yeni sanırım adam. Abi.
Bunu da sarın lütfen.